Müşterilerimizin Instagram'da paylaştığı resimleri biz buradan takip ediyoruz. Ne tarz prodüksiyonlar yapıyorlar, neredeler, ne yapıyorlar noktasında devamlı en taze, en güncel şey bu ekranlardan yansıyor. Biz de nihayet bu sayede müşterimizle bir iletişim kurabiliyoruz. Çünkü burada değiller müşterimiz. Biz burada ofiste yalnız başımıza kimlerin hayatlarını etkiliyoruz, kimlerin işlerini, problemlerini çözüyoruz. Ve nihayet odaklanabiliyoruz. Biz ne yapıyoruz burada, niye varız? Neticede bir hashtagimiz daha var. Hashtag başka bir şey. Bugünden itibaren bu hashtag'i de takip ediyor olacağız. Buraya ne koyarsanız anında geliyor ekranlarımıza. Şaşırtın bizi. Şimdi DeepIn Apple tarafından ikinci kez reject oldu. Şaka yapıyorsunuz. Niye? İstedikleri şeyleri yaptık ama. Sadece şunu diyorlar. Bu app chat roulette ile aynı diyorlar. Birbirini tanımayan iki insanı tanıştırırsanız diyor, denkleştirirseniz diyor, hemen pornografik içerik üretim başlar diyor. Bu sebeple ve bu nedenle ve hatta açık açık bu amaçla ortada olan bir sürü başka app var. Bizimkinde bir sıkıntı olduğunu asla düşünmüyorum. Bir süre sonra daha iyi anlatabilirsek kendimizi bir sıkıntı kalmayacaktır. Tamam, ne yapıyoruz beyler? Şu anda dinliyorum ben hakikaten. Sizin tarafta nasıl görünüyor durum? Ben tekrar gönderdim. Bu sefer bana da şey dediler. Ama kullanıcı kendisi seçemiyor. Karşısındakini random pairing yapıyorsunuz siz. Bunu accept ya da decline edecek bir yöntem vermen gerekiyor. Şu an aklıma geldi Emre, pardon sözünü kestim. Ha. Karşıdaki kişi sana fotoğraf göndermek istediğinde diyor, kabul eder misin diye. Kabul ediyorum derse fotoğrafları görebilir. Olabilir. Bir ayar çektik app'e. Karşı taraf resim yolladığında en azından resim pat diye böyle çıkmıyor. Kabul et ya da reddet butonu var. Onu da çözdüğümüz için Apple umarım bu sefer bizi geçirecek. Bir daha deneyeceğiz. Bir daha deneyeceğiz. Bir üçüncü reject'imizi yiyelim. Ondan sonra ben biliyorum ne yapacağımızı. Her zaman oyun bozan insanlar var. Ve onlar lazım. Güvenmek zorundayız, bırakmak zorundayız, izin vermek zorundayız. Ve bazı muzurlarda yapacaklar muzurluklarını. Ama herkese güvenerek ve herkesi özgür bırakarak yanlış bir şey yaptığımız anlamına hala gelmez. Sakin olmak lazım. Müşterilerimizin Instagram'da paylaştığı resimleri biz buradan takip ediyoruz. Ne tarz prodüksiyonlar yapıyorlar, neredeler, ne yapıyorlar noktasında devamlı en taze, en güncel şey bu ekranlardan yansıyor. Biz de nihayet bu sayede müşterimizle bir iletişim kurabiliyoruz. Çünkü burada değiller müşterimiz. Biz burada ofiste yalnız başımıza kimlerin hayatlarını etkiliyoruz, kimlerin işlerini, problemlerini çözüyoruz. Ve nihayet odaklanabiliyoruz. Biz ne yapıyoruz burada, niye varız? Neticede bir hashtagimiz daha var. Hashtag başka bir şey. Bugünden itibaren bu hashtag'i de takip ediyor olacağız. Buraya ne koyarsanız anında geliyor ekranlarımıza. Şaşırtın bizi. Şimdi DeepIn Apple tarafından ikinci kez reject oldu. Şaka yapıyorsunuz. Niye? İstedikleri şeyleri yaptık ama. Sadece şunu diyorlar. Bu app chat roulette ile aynı diyorlar. Birbirini tanımayan iki insanı tanıştırırsanız diyor, denkleştirirseniz diyor, hemen pornografik içerik üretim başlar diyor. Bu sebeple ve bu nedenle ve hatta açık açık bu amaçla ortada olan bir sürü başka app var. Bizimkinde bir sıkıntı olduğunu asla düşünmüyorum. Bir süre sonra daha iyi anlatabilirsek kendimizi bir sıkıntı kalmayacaktır. Tamam, ne yapıyoruz beyler? Şu anda dinliyorum ben hakikaten. Sizin tarafta nasıl görünüyor durum? Ben tekrar gönderdim. Bu sefer bana da şey dediler. Ama kullanıcı kendisi seçemiyor. Karşısındakini random pairing yapıyorsunuz siz. Bunu accept ya da decline edecek bir yöntem vermen gerekiyor. Şu an aklıma geldi Emre, pardon sözünü kestim. Ha. Karşıdaki kişi sana fotoğraf göndermek istediğinde diyor, kabul eder misin diye. Kabul ediyorum derse fotoğrafları görebilir. Olabilir. Bir ayar çektik app'e. Karşı taraf resim yolladığında en azından resim pat diye böyle çıkmıyor.
kabul et ya da reddet butonu var. Onu da çözdüğümüz için Apple umarım bu sefer... Allah aşkına onu kim tutabiliyor yani? Kim onu düzenli prensipli şey yapıyor? Böyle markete giderken bir liste yapma olayı da vardır. Çünkü yani markete gitmişsin zaten. Bir de almayı unutup dönmek nedir ya? Hayat bunlarla dolu ve işte bu bizim problemimiz, bu herkesin problemi. Bunu çözmek için akıllı bir şeyler lazım. Böyle öyle bir şey ki sihirli bir alışveriş listesi. Akıllı, kendi kendine biliyor. Evde neyin bittiğini biliyor. Evde neyin bittiğini nasıl bileceğiz? Bir cihaz, bir sensör. Sonra ne yaptılar? Akıllı buzdolaplarını yaptılar mühendisler bir araya gelerek. Tabii ki ne oldu? Sadece mühendisler kullanabildi buzdolabını, hiçbir insan kullanamadı. Daha sade bir şey olması lazım. Ama nereye bakacağımızı bilmek çok önemli. Biz de çok uzun süre değişik yerlere baktık ama sonra kimsenin aklına gelmeyen bir yere baktık. Çöpe baktık. Çöpleri fazla bakmayı sevmiyoruz. Çirkin ve pis şeyler oldukları için mümkünse uzak kalsın. Ama çöplerde inanılmaz bilgiler saklı. Çünkü her şeyin sonu çöp. Yani bir komşunuzun çöpüne bakarak onunla ilgili her şeyi öğrenebilirsiniz. Bunu toplamak ve bununla akıllı bir alışveriş sistemi yapmak. İşte yeni projemiz bunun üzerine. Çöp Barkodu. Yani işte bitiyor çöp ve okutuyoruz, atıyoruz ve bu şu burada göstermediğimiz gizli cihazımız tarafından internete yüklendi ve şimdi ben telefonumdan bakıp alışveriş listeme onun eklendiğini görebiliyorum. Yıllardan beri çalışıyoruz bu projeyle alakalı. Projenin evrimleşmesi ve kullanıcı deneyimini tam istediğimiz hale getirmesi bayağı bir zaman aldı ve artık son deneme işlerindeyiz. Bu da eski versiyon bir devre kartı. Üzerinde internet bağlantı modülüyle, barkod okuyucusuyla ve 220 dönüştürücüsüyle birçok problemi çözmemize yardımcı oldu. Tabii bazı şeylerin barkodu yok. Açıktan satılan kuru yemişin, etin, meyvenin, sebzenin. Böyle birçok şey var. Onlar barkodsuz geliyorlar. Onları takip etmekte çok önemli ve gerekli. Onları alışveriş listesine akıllıca nasıl koyacağız? Onu da çözdük. Bari o kısmı biraz saklı kalsın. Projenin tamamını anlatmayalım. Yani barkod okutmak ne kadar zevkli bir şey ya. Çocukluğumuzdan beridir o dıt 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 şeyleri biz hep yapmak istemedik mi? Al akşama kadar. O kadar heyecanlıyız ki ve yıllardır içimizde tutuyoruz ve nihayet daha fazla tutamadık yani. Bu geliyor. Hazır olun. Bir süredir kendi evimde yaşıyorum ve alışveriş yapmaya başladım. Yani ilk defa, ki bu çok problemli bir şeymiş. Barkod sistemini evde kullandım. En büyülü an bence şu: markete gittiğinde sanki evde biri var ve hani ararsın ya, şu var mı evde diye. Yani o biri var gibi oluyor, çok güzel oluyor. Ve ucu bucağını göremiyorum, yani tahmin edemiyorum nasıl bir hal alabileceğini, tahmin edemedim bir proje. Bir ev hanımı olarak diyeyim, alışverişte zorlandığım yerler olabiliyor tabii ki. Mesela yapacağım yemeğin içinde olması gereken şeylerin buzdolabında olup olmadığı hep kafamda soru işaretidir. Bence buna çok yararlı olacak. Mutfak çöpüne bir tane koy, banyo çöpüne bir tane koy. Yani bu küçük, portatif ve çok uygun bir şey olacak. Sistem çok daha uç noktalara gidebilir. Şimdilik sadece alışveriş listesi. İleride alışverişin kapına gelsin akıllıca. Daha da ileride dıt okutuyorsun mesela bir şampuanı. Rakip firmanın şampuan reklamı telefonunda dırınt, sana bir indirim kuponu. Neden olmasın? Müthiş bir pazarlama gücü var. Trending çikolata nedir? Ya da televizyonlarda bangır bangır o reklamlarını gördüğümüz Magnum hakikaten o kadar tüketiliyor mu? Bari tüketiyoruz, daha bilinçli, daha akıllı, dozunda, ayarında ve stratejik tüketelim. Bizim bütün projelerimiz kendi problemlerimizi çözme çabası. Başkalarının tanımadığımız insanların, uzaktaki o kişilerin problemlerini çözmeye çalışmıyoruz. Kendi problemlerimizi çözmeye çalışıyoruz. Biri daha sanki bu bir branding. Çünkü insan en iyi onu çözer. Kendi bildiği, anladığı problemi çözebilir. Ama bir yandan da insan en zor kendi problemini görebilir.
Çünkü bizler çok adaptif canlılarız. Problemlerimizi çözmek yerine onlara alışıyoruz. Alıştıkça da görünmez hale geliyorlar. Ama aslında hepimiz o alıştığımız problemleri görebiliriz. Sadece şuna bakalım. Ayağa kalkıyorum, dışarı çıkacağım, montumu giyiyorum. Montumu niye giyiyorum? Amaç mont giymek değil çünkü. Amaç soğuktan korunmak. Yaptığımız her eyleme neden yaptığımız açısından baktığımızda yavaş yavaş mont giymek yerine başka bir yol olabilir mi acaba soğuktan korunmanın? Hepimiz arabalarımıza biniyoruz. Amaç arabaya binmek değil, amaç bir yere gitmek. Acaba oraya gitmenin başka bir yol olabilir mi? Ya da oraya gitmeye gerek var mı? Birdenbire hayatımızdaki bütün işlemler ve bütün eylemlere birdenbire yabancılaşabiliyoruz. Aynı ihtiyacı çözmenin bambaşka yollarını düşünmeye başlayabiliyoruz. Yani ağzımızdan çıkan kelime eğer bir ürünse, bir ürün yapalım diyorsak o bir şeye çıkmıyor. Bizim problem çözmeye odaklanmamız lazım. Yani insanların kavuşmasını nasıl sağlayabiliriz? Oradan arabayı icat ediyorlar, oradan uçağı icat ediyorlar. İnsanların ayakta durmalarından yorulmalarını nasıl çözebiliriz dediğimizde sandalyeyi o zaman bulabiliriz.